Hayırlı akşamlar kıymetli izleyenler. Her birinizi Kent 77 ekranlarından, Sözden Öze programımızdan Allah'ın selamıyla, saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Akşamınızın bereketli ve hayırlar getirmesini niyaz ediyoruz. Kıymetli izleyenler, Kur'an ve hadislerde önemine işaret edilen tebliğ ve davet, mümin için dini bir görev, aynı zamanda fert ve toplum huzuru açısından vazgeçilmez bir sorumluluktur. İnanç, ibadet, ahlak, örf ve adetlerin korunmadığı, haksızlığın, kötülüğün, zulmün ve yanlışların önemsenmediği, önlenmediği bir toplum yapısında arzu edilen huzura kavuşmak elbette mümkün olmayacaktır. Tebliğ ve davet aynı zamanda peygamberliğin zorunlu sıfatlarından bir tanesidir. Peygamberlerin şahsıyla kaim değildir ve süreklilik arz eder. Dolayısıyla bu süreklilik arz eden sorumluluk peygamberlerin ümmetlerine tevarüz ettikleri bir miras olarak değerlendirilebilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim, ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et, eğer bunu yapmazsan elçiliğini yapmamış olursun ifadesi Maide suresindeki 67. ayet bu durumu bize açıkça ifade eder. İslam'ın asırlardır yaşamasına, kuvvetlenip gelişmesine, güçlenerek hayat bulmasına kadar ifade edeceğimiz bu husus, aynı zamanda davetin, tebliğin ve onunla birlikte belki anabileceğimiz irşat kelimesinin önemini ortaya koyan hususlardır. Bu konuyla ilgili bugün Hazreti Peygamber'in davet ve tebliğ metodunu programımıza konu başlığı olarak seçtik ve uzman bir hocamızı da konuyla ilgili olmak üzere stüdyomuza davet ettik. Yalova İl Müftü Yardımcısı Sayın Doktor İhsan Kara hocamız misafirimiz. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam hem zamanımızı da verimli kullanmak adına bu yaptığım girişe istinaden tebliğ, davet ve belki onunla birlikte anılacak olan irşat kelimeleriyle ilgili bir kavramsal çerçeve çizmek istersek anlam ve muhteva açısından neler söylersiniz? Öncelikle Kent 77 televizyonuna bizleri bu imkanı fırsatı sağladığı için teşekkür ediyoruz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Tabi tebliğ veya irşat kavramı çok geniş bir kavram. Saatlerce konuşulabilecek bir kavram. Ama biz bunu belirli ölçüler içerisinde ve Peygamber Efendimiz'in özellikle tebliğine inhisar ederek sınırlandırarak ele almak durumundayız bugün. Ama tabi oradan yola çıkarak bazı ana prensipleri, günümüze uyarlanabilecek bazı yorumları da ifade etmeye çalışacağız. Tabi tebliğ hani bugünkü Türkçe anlamında kelime manası olarak bildirme anlamına geliyor. Duyurma, haber verme, bir şeyi işte veya bir haberi bir yerden bir yere ulaştırmak anlamlarına geliyor. Dini ıstılahta ise Cenab-ı Hakk'ın peygamberlere vahiy yoluyla bildirmiş olduğu şeyleri onların insanlara ulaştırması anlamında kullanılan bir terimdir. Dolayısıyla tebliğ az evvel sizin de arz ettiğiniz gibi aslında bütün peygamberlerin peygamberlere has sıfatlarından birisi de olmaktadır. Şöyle ki çoğu kardeşlerimiz de bilirler. Yani peygamberlerin sıfatları hep eskiden beri, ilkokuldan beri öğretilir, okullarda da öğretilir. İşte sayarız ismet, emanet, fetanet, sıdk, bir de tebliğ deriz. Dolayısıyla bütün peygamberlerin bu özellikleri vardır. Bunlardan işte kısaca açıklamak gerekirse hani sıdk, doğru olmak demektir. Yani hiçbir peygamber yalan yanlış bir harekette bulunmaz. Allah'ın koruması altındadır. İşte yine emanette emin olması demektir. Güvenilir olması demektir. Diğer taraftan ismet aynı zamanda bu da yine peygamberlerin bir anlamda korunması anlamına geliyor. Masum olması anlamına geliyor belli şartlarda. Fetanet ise onların bunun tebliğiyle de aslında bir anlamda ilgisi var. Çünkü peygamberler tebliğ eden kişiler olarak fetanet sıfatı olması
Onların yani zeki olması, akıllı olması tebliğlerinde de rol oynamak durumundadır. Bağlantılı. Bağlantılıdır terim. Ve tebliğ, tebliğ de işte dediğimiz gibi Allah'ın kendisine ilettiği vahiyleri insanlara bildirme görevi. Yani anlam terim olarak evet. Bunlar. Hı hı. Mesajı, bu hakikati en doğru biçimde bu sıfatlarla mücehhez olarak değil mi muhataplarına evet. ifade etmek. Etmek. Ve ulaştırmak. Tabii ulaştırmak. Aynen evet. hiç değiştirmeden evet. Evet. ulaştırmak. Hocam biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim peygamberleri inşa, Kur'an-ı Kerim vahiy. Tüm kitaplar, suhuflar ve son olarak Hazreti Peygamber'e dair söyleyecek olursak, Kur'an'ın inşa ettiği bir peygamber aleyhissalatü vesselam, onun inşa edilmesi, Kur'an'ın onu terbiye etmesi anlamında. Kur'an'ı çerçeveden baktığımızda bazı ayetler göze çarpıyor bu konuyla ilgili olmak üzere. Evet. Zira Hazreti Peygamber'i donatan bu ayetler, tebliğine, efendim rehberliğine, hazırlayan bu ayetlerle ilgili neler söyleriz mesela? Az evvel terbiye deyince aklıma geldi birden. Önce onu söyleyeyim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Eddebeni Rabbi fe ahsene teedibi. Evet. Yani beni Rabbim terbiye etti bizzat. Ve terbiyemi de ne güzel yaptı evet. buyuruyor. Dolayısıyla Rabbimizin terbiyesinden geçerek hı-hı. bize vahyi ulaştıran bir hı-hı. peygamberimiz var. Bunu önce göz önünde bulundurmamız lazım. Diğer taraftan az evvel sizin de ifade ettiğiniz üzere Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayetlerde Peygamberimizin bu tebliğ yönüne vurgu yapan ayetler var. Vaktimizin el verdiği ölçüde birkaç tanesini evet, ifade mümkün. Etmemiz gerekirse mesela Kasas suresinin 87. ayet-i cellesinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَلَا يَسُدُّنَّكَ an آيَاتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَدْعُ اِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Yani şöyle demek, Allah'ın hani ayetleri sana indirildikten sonra artık onlar seni bunların gereğini yapmaktan alıkoymasınlar ve insanları Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma diyor. Yine Cin suresi bağlamında bir ayet kerimede 23. ayette İlla belagan minallahi ve risalatih diye ila ahirel ayet Cenab-ı Hak buyuruyor ki benim görevim yani Peygamberin ağzından Cenab-ı Hak buyuruyor ki benim görevim yalnızca Allah'tan olanı ve onun gönderdiklerini tebliğ etmektir buyuruyor. Bu da yine tebliğ görevinin bir ifadesi. Diğer taraftan Şuara suresinin 180. ayet-i kerimesinde işte ve ma es'elukum aleyhi min ecrin in ecriye illa ala rabbil alemin. Bu da çok önemli değerli hocam. Burada aslında sadece peygamberimizin değil bütün peygamberlerin tebliğ görevlerini, irşat görevlerini yerine getirirlerken esas gayelerinin ne olduğuna bir vurgu var. Burada bu görev için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir diyor. Bunu sadece peygamberimiz demiyor. Kur'an-ı Kerim'deki bütün peygamberlerin ağzından ifade edilen bir terimdir. Yani, hiçbir beklenti yok. Dünyevi beklenti yok. Evet bu aslında yani tebliğ görevinin nasıl yapıldığının, hangi amaçla yapıldığının da bir ifadesidir. Evet, hareket noktası aslında. Tabii. Değil mi? Yani Allah rızası dediğimiz şey burada kendisini göstermiş evet, oluyor. Evet. Hazreti Peygamber'in hayatına dair elbette Kur'an, vahiy Peygamber'i aleyhissalatü vesselam'ı inşa etti. O da bu tebliğ görevini en güzel şekilde en olması gereken biçimde efendim ilan etti, duyurdu evet. ve emaneti ulaştırdı. Hatta hocam diyebilir miyiz ki bu duyurmanın, ulaştırmanın kemal noktası veda hutbesidir. Aynen öyle. Hazreti Peygamber o veda hutbesinde bu tebliğ görevini kemal noktasını yaşamış ve ilan etmiştir. Peygamberlerin sıfatı olarak tebliğ ve özellikle Hazreti Peygamber'in sünnetinin ışığında neler söylersiniz? Şunu da ifade edeyim. Tabi peygamberlerin ve peygamberimizin yani görevleri bağlamında aslında üç ana görevleri var. Birincisi tebliğ, ikincisi tebyin, üçüncüsü de tatbik. Yani tebliğ Allah'ın hani kendisine ilettiği vahiyleri insanlara bildirme görevi dedik. Bununla ilgili siz programın başında bir ayetin mealini verdiniz. O ayet bunun esasını teşkil ediyor. Ya eyyühe rusul, rasulü belli ma unzile ileyke diye devam eden.
Yani ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun elçini yapmamış olursun. Tebliğ görevi. Bir de tebyin görevi var peygamberlerin ve yine peygamberimizin. Yani elçinin insanlara tebliğ ettiği vahiyleri açıklayarak öğretmesi anlamında. Burada mesela Nahl suresinin 44. ayet-i kerimesinde bil beyyinati ve zübür ve enzelna ileyke zikra litübeyyine linnâsi mâ nüzzile ileyhim ve leallehum yetefekkerûn. İnsanlara kendilerine gönderilerini açıklaman ve onların da üzerinde düşünmesi için sana bu Kur'an'ı indirdik buyuruyor. Yani peygamberlerin ve peygamberimizin bir görevi de tebliğ etmiş olduğu şeyleri veya vahiyleri aynı zamanda açıklamak. Bu da konumuzla ilgili bir husus. Bir de affedersiniz, üçüncüsü de daha bir önemlisi, bunun bir tık daha önemlisi de bütün bu tebliğ ettiği ve açıkladığı şeyleri bizzat kendisinin hayatında tatbik etmesi. Yani bunların hepsi aslında tebliğin bir parçası oluyor. Tabii. Yani tebliğ sadece kuru kuruya hani sözlü olan bir şey olmadığını, bir bütünlük arz ettiğini ve özellikle tatbikle beraber olmadığı zaman bunun çok da bir anlam ifade etmediğini. Burada tebliğ edilenin temsil edilmesi noktasında peygamberlerin aynı zamanda sadece söylemi değil, eylemi de hayata kattıklarını biliyoruz. Buyurun. Evet. Hazreti Peygamber tabii içinde bulunduğu toplumda hepimiz biliyoruz ki önce en yakın akrabalarından başlamak üzere insanları Kur'an'da da ifade edildiği üzere hikmetle ve güzel öğütle İslam'a davet etmekle görevlendirilmiştir. Peygamber Efendimiz tabii yeryüzünde fitne ve fesat ortadan kalkıncaya kadar, din tamamen Allah'ın oluncaya kadar, İslam hakim oluncaya kadar bu mücadeleye devam etmiştir. Bunu biz hayatı boyunca bu tebliğ vazifesini yaptığını görüyoruz. Tabi vahyin gözetiminde devam eden sevgili peygamberimizin bu davet ve irşat faaliyetlerinin başarıya ulaşmasında yani hiç şüphesiz ki takip ettiği nebevi yöntemin çok büyük önemi var. İnanç ve gayreti bir kere en başta işte samimi olması, ihlaslı olması, güvenilir olması, doğruluğuyla, sabrıyla efendim, merhametiyle özellikle bir de fesahat ve belagatiyle tabi bu süreçte Hazreti Peygamber'in en büyük yardımcısı bunlar olmuştur ve o muhataplarına bir kere değer vermiştir. Tebliğ de bu çok önemli bir husustur. Onları bir kere iyi tanımıştır. Karşınızdakini iyi bilmezseniz, tanımazsanız ona yapacağınız tebliğin de etkisi veya faydası ona göre az olur. Diğer taraftan insanların akli derecelerine göre hitap etmek tebliğde ve içtimai seviyelerine göre, içinde bulundukları şartlara göre halet-i ruhiye dediğimiz bugünkü işte psikolojik durumlarına göre bunların hepsi tebliğde önem arz ediyor. Tebliğ ettiklerini tabii ilk önce az evvel de arz etmeye çalıştık. Önce kendisi tatbik etmiştir. Peygamber Efendimiz her zaman dediklerinin canlı bir misali olmuştur ve onun içindir ki her sözü insanlara tesir etmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var biliyorsunuz. Lime tekulune ma la tef'alun diyor. Yani Cenab-ı Hak niçin yapmadıklarınızı söylüyorsunuz diye peygamberlere ve bizlere ikazda bulunuyor. Evet. Dolayısıyla peygamberimiz önce söylediklerini kendisi yapmıştır. Bütün bunları yaparken de şefkatle, merhametle ve hoşgörüyle yapmıştır. Mütebessim çevresiyle yapmıştır. Tatlı dilli ve teşvik edici üslubuyla gönüllere dokunmuştur. Şu söz acizane ben kendim buldum. Çok zorla güzellik olmaz ama güzellikle nice zorluklar kolaylaşır. Çok güzel. Zorla güzellik olmaz ama güzellikle nice zorluklar aşılabilir. Aşılabilir çok, yani. Çok güzel. Madem öyle bir güzellikten bahsettiniz, o Nahl suresinin 125. ayeti değil mi? Hikmetle, öğütle evet. Ve en güzel biçimde hiye ahsen kelimesi hocam bence en doğru yöntemi tarif ediyor. Evet. Ve orada estetik bir güzellik de var değil mi? O kelime onu tabii da ki, ifade tabii ediyor. Allah'ın mesajını Allah'ın kullarına en doğru yöntemle iletme sorumluluğu ve çabası gerekiyor değil mi hocam? Bu kolay bir şey değil. Bu ihmal edilebilir değil. Değil ve tesirini zaten kaldırıyor. Evet. Ben müsaadenizle yani bu Peygamber buyurun. Efendimizin tebliğ metodunda takip ettiği bazı yolları, elbette, bazı örnekleri oraya geçmiş olalım. Yani izleyicilerimiz de hem bir fikir sahibi olurlar. Biraz daha
zihinlere yaklaştırılmış ve açıklanmış olur. Mesela tabii çok var, bunlar saymakla bitiremeyiz saatlerce, ama hani kısaca özetleyip belli çok örnek var. Bazı önemlilerine değinecek olursak, bir kere Resulullah Efendimiz, işte çoğumuzun vaazlarda hep anlattığımız bir örnek vardır. Mesela Muaz bin Cebel'i işte Yemen'e gönderirken ona bazı tavsiyelerde bulunuyor. Muhakkak gidiyorsan ehli kitap olan bir topluma gidiyorsun. İşte onları Allah'tan başka ilah olmadığına, benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet etmeye onları davet et. Onu kendisi tebliğ ediyor, tebliğ etmesini tebliğ ediyor. Evet. Yani. Ondan sonra şayet diyor buna itaat ederlerse Allah'ın kendilerine bir gündüz ve gecede 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, yani bu şekilde devam ediyor, vaktimiz kısa olduğu için çok uzatmayacağım. Burada yani bir tedricilik metodu görüyoruz. Ne demek tedricilik? Kademe kademe. Yani önce şunu tebliğ et, önce onu kabul etmelerini sağla, gönül hoşluğuyla onu kabul ettikten sonra ikinci aşamaya geç şeklinde bir tebliğ metodu var, kademeli olarak. İkincisi olarak tabii onu da yine bir misalle anlatmaya çalışırım. Öğretirken itidale ve insanları bıktırmamaya özen gösteriyor Peygamber. Mesela Ebu Musa radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabından birini herhangi bir iş için gönderdiği zaman şu hadis-i şerifi onlara her zaman söylerdi. Beşşirû ve lâ tünefirû ve yessirû ve lâ tuassirû. Yani evet. Bu da tebliğin en temel prensiplerinden evet. birisidir. Köşe taşlarından biri. Köşe taşları. Evet. Ne diyor yani? Evet. Evet. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirin. Evet. İşte tebliğin esas evet. ana noktalarından evet. birisi budur değerli hocam. Çok çok güzel söylediniz. Hocam siz de bilirsiniz, bir genç geliyor. Evet. Ve gayrimeşru bir ilişki için izin istiyor, değil mi? Ona karşı tavrı. Onun hatta kaynaklar diyor ki onun omuzuna tuttu, dizini dizine değdirdi ve evet. ona bazı şeyler söyledi. Bu durum işte kendi ailesinden örnekler verdi. O da bir başkasının annesidir, değil mi? Bir başkasının kız kardeşidir. Onların senin başına gelmesini ister misin? Onlar için bunu ister misin? Şeklindeki ikna ederek mantıklı ve, bir şekilde yaklaşarak. Evet, bu tavır, bu tarz bence bilhassa günümüzde buna çok ihtiyaç var. Temel esaslardan. Yani biz bugün anlamadan, dinlemeden yani işte trafik terörü diyoruz mesela. Solladığı için adam döven, evet. vuran, kıran, evet, vuran, kıran. Kadın şiddeti dediğimiz kadına yapılan şiddetler. Aslında bütün bunların temelinde birbirimizi dinlememek, anlamamak ve anlatmanın yolunu bilmemek. Çok doğru. Aslında esasında bir saygısızlık, böyle efendim haddi aşan bir soruya karşı bile Efendimizin tavrı ve tarzı örnek bir tavır. Dolayısıyla biz bu esası kendi tarzımıza, duygularımıza, efendim ön yargılarımıza kurban edemeyiz. Aynen öyle Sayın Hocam. Evet. Yani bunu ifade ettiniz siz. Ben isterseniz bir evet. şöyle Seyyid Şerif Cürcani'nin kitabı Tarifatı var hocam. Orada diyor ki amelleri kötülüklerden, hileden, gösterişten, yanlışlardan kurtarıp temize doğruya kavuşturmak ve bunu tebliğ ve telkinde bulunma vasfına sahip olan kimselerin intikam ve menfaatten uzak bir şekilde muhatabın aklının idrak edeceği bir ölçüde sunmaları gerekir diyor o kitabında. Bence çok bu doğru. bu ölçüleri iyi hazmetmiş evet. muhterem insanlardan bir tanesi tabii, merhum. Tecrübeleriyle evet. bunları ortaya koymuşlar. Evet. Evet. Buyurun. Diğer yandan yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mesela mücerret bazı meseleler oluyor. Hani insanların anlamaları için onları örneklerle, misallerle zenginleştiriyor diyelim. Mesela mümini anlatırken bal arasına benzetmiş Peygamber Efendimiz. Bu da bir tebliğ metodudur. Buyurmuş ki mümin bal arısına benzer. Arı daima temiz olan şeyleri yer. Temiz olan şeyler ortaya koyar. Temiz yerlere konar ve nazik davrandığı için konduğu yere zarar vermez. Orayı kırıp bozmaz. Düştüğünde ise kırılmaz, bozulmaz. Ne kadar güzel bir benzetme değil mi? Yani bir müminin nasıl olması gerektiğini bal arısına benzetmek suretiyle çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Yine diğer taraftan buna bir örnek olarak cennet bahçelerine uğradığınızda meyvelerinden bol bol yiyiniz buyuruyor bir gün Peygamber Efendimiz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh
soruyor. Cennet bahçeleri nedir ya Resulallah? Allah Resulü buyuruyor ki mescitlerdir diyor. Yine Ebu Hureyre peki meyvelerinden yemek nasıl olur ya Resulallah diye sorunca da Peygamberimiz işte o mescitlerde namaz kılmak, Sübhanallah demek, Elhamdülillah demek, La ilahe illallah, Allahu Ekber demek şeklinde cevap veriyor. Diğer taraftan değerli hocam, Peygamberimizin tebliğ ve irşat metodunda bir önemli kullandığı husus da jest ve mimiklerini kullanmasıdır. Yani insanlar diyor bir gün işte işledikleri kötü amelleri kadar tere batarlar. Nerede? Ahirette, kıyamet gününde amellerine göre tere batacaklarını söylüyor. Onlardan bir kısmı topuklarına, bir kısmı dizlerine, bazıları kuşak yerlerine kadar ter içinde kalır. Bazılarının da ter adeta ağızlarına gem vurur buyururken bunların hepsini eliyle göstermiş. Yani şuraya, 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 şuraya kadar gelir diye eliyle hani göstermiş. Yine bazen, bu da enteresan bir husus değerli hocam, sükut da bazen tebliğ yerine geçer. Sükut yani susmak. Nasıl olur? Yani biz Peygamber Efendimiz'in işte sünnetlerini sayarken sünnet çeşitlerinden birisi de nedir? Takriri sünnet değil mi? Takriri sünnet ne demektir? Yani Peygamber Efendimiz'in işte bir olayı, bir hadiseyi, bir şeyi görüp de ona ses çıkarmaması, müdahale etmemesi, yani sessiz kalması. Buna bağlı olarak bizim geleneğimizde yerleşmiş bir söz vardır. Ne derler? Sükut ikrardan gelir. Evet. Hatta onay anlamı değil bir mi? Bir kız istemeye gidildiği evet. zaman hani kızım işte istiyor musun bu damat beyi dendiği zaman eğer kız hani böyle susarsa kabul ediyorum anlamında olduğu. Evet. Hani, evet söylüyor. Evet. O yani, ikrar anlamına. Yani onu anlatmak gelir. İçin söylüyorum. Evet. Evet. Güzel. Güzel. Yani evet. Peygamber Efendimiz de bazen böyle hani bazı şeyleri gördüğü zaman, konuşulanları duyduğu zaman eğer sessiz kalmışsa o konuda onu tasdik ettiği, o konuda bir sakınca olmadığı anlamına geliyor. Bu da aslında bir tebliğ metodudur yani. Hı hı. Diğer yandan yani tebliğin bir metodu da şaka ve latife yoluyla öğretmek de vardır. Bu da Peygamberimizin bir metodudur. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Mesela safça bir adam bir gün Resulullah'tan binmek için bir hayvan istiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peki diyor seni bir dişi deve yavrusuna bindirelim demiş Peygamberimiz. Adam hayretle ya Resulallah ben dişi deve yavrusunu ne yapayım o beni nasıl taşır diyerek şaşkın söyleyince Peygamberimiz devenin küçüğü de büyüğü de muhakkak ki bir dişi deveden doğmamış mıdır diye latifede bulunuyor. Yine hepimizin çok yaygın bildiği bir örnek var. Bir yaşlı bir kadına Peygamberimiz Peygamberimize gelerek ya Resulallah cennete girmem için Allah'a dua et diyor. Hani Peygamberimiz hani o yaşlı kadına diyor ki yaşlı kadınlar cennete giremez diyor. Giremez diyor. O zaman kadın üzülüyor, ağlıyor falan, hüzünleniyor. O zaman Peygamber Efendimiz gülümseyerek diyor ki yani yaşlı kadınlar cennete o halleriyle değil genç ve güzel olarak girerler. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de biz cennete giren kadınları İşte defteri sağdan verilenler için yeniden yaratmışızdır. Onları eşlerine düşkün ve yaşıt bakireler kılmışızdır diye ayet var. Bu ayeti okuyor yani. Hı hı. Bu da bir tebliğ metodu, şakalaşmak. Yani verilecek örnekler çok. Çok. Ama şunu da ifade edeyim. Bu da önemli çünkü. Bir gün Resulullah Efendimiz hani veya vefat esnasındaki olayı söyleyelim. Peygamber Efendimizin yanındaydık diyor Enes radıyallahu anh ki onun ömründe çok yeri olan, hizmet eden bir sahabi biliyorsunuz. Küçük yaşından itibaren. Yani vefatı esnasında Peygamber Efendimizin yanındaydık. Bize 3 defa namaz hususunda Allah'tan korkunuz buyurdu ve sözlerine şöyle devam etti. Emriniz altındaki insanlar hakkında Allah'tan korkunuz. 2 zayıf hakkında Allah'tan korkunuz. Onlar dul kadın ve yetim çocuktur. Namaz hususunda Allah'tan korkunuz. Resulullah Efendimiz daha sonra namaz namaz diye hep tekrar etmeye başladı. Yani bazı konularda tebliğ yaparken Peygamberimiz önemine binaen bir şeyi 3 kere tekrar ederdi. Tebliğde bu da bazen vardır yani. Bu dilimize tekrar ahsen ve levkane 180 şeklinde geçmiştir. En başta sizin söylediğiniz veda hutbesinde de biliyorsunuz tebliğ ettim mi, tebliğ ettim mi, tebliğ ettim mi diye... Evet. Ne yapmıştır Peygamberimiz? 3 kere bunu tekrar etmiştir. Cenab-ı Hakk'a şahit tutmuştur bu konu.
Niye? Tabii şahit tuttu. Şahit tuttu. Hocam, söz konusu bir hakikatin ilanı, hakikatin iletilmesi ve ulaştırılması ise burada temel ölçü Peygamberimizin tebliğ metodunun etrafında olmaktır. Temel ölçü odur. Yani bizim kendi meşrebimiz, tavrımız, tarzımız böyle bir ölçüyü gölgelememelidir. Aynen. Biz hakikati kırarak, dökerek değil, en uygun biçimde, en doğru biçimde ve doğru zamanda, doğru kişiye ulaştırmakla mükellefiz. Hakikat bizim mülkiyetimizde değil. Hakikati biz bildiğimiz bir doğruyu mutlaka bir başkasına ulaştırmak zorundaysak, onu züccaciye dükkanına giren fil gibi yapmak zorunda değiliz. Yani iyi niyetlidir ama nereye dönse kırar, nereye dönse döker. Az önce bal arısını örnek verdim. Evet, aynı şekilde. Yani ve bunun için sağlıklı bilgiye ihtiyaç vardır. Bu anlamda mübelliğ dediğimiz davetçinin, mübelliğin sıfatlarına, vasıflarına dair neler söylersiniz? Programımızı da böylece yavaş yavaş sonlarına doğru gelmiş olalım. Yani tabii dediğimiz gibi vaktimiz kısıtlı olduğu için bütün ebatlarıyla, muhtevasıyla anlatamıyoruz konuyu ama toparlamak gerekirse aslında yani mübelliğ dediğimiz tebliğ eden kişinin, Peygamber Efendimizin tebliğinden de yola çıkarak aslında şu cümleyle de özetleyebiliriz. Tebliğin esasını et-ta'zimu lillah ve şefakatu ala halkillah oluşturur. Ne demektir? Yani öncelikle Allah'ın emirlerine, kurallarına itaat etmek, tazim göstermek ve ardından da bütün canlılara şefkat ve merhametle yaklaşmak. Temeldeki esas, ana husus bu olması lazım. Şimdi mesela ashab-ı kiramdan Ebu Derda Hazretleri Şam'da kadılık yaptığı bir sırada bir gün halkın bir günahkara sövüp saydıklarını işitiyor. Ondan sonra onlara şöyle bir örnek veriyor. Siz diyor bir kuyuya düşmüş bir insan görseniz ne yaparsınız? Diyorlar ki işte hemen ip uzatırız, bir şeyler yaparız, onu kuyudan kurtarmaya çalışırız. İşte diyor yani böyle yanlış bir yolda olan, tebliğe ihtiyacı olan veya günahkar olan bir kişi de bu şekildedir. Yani öncelikle onu o işten kurtarmanız lazımdır. Veya onu bir hasta gibi görebilirsiniz. Hiçbir doktor gördünüz mü ki sen niye hasta oldun diye onu dövse, kırsa böyle bir şey olur mu? Yani evet. Ne yapar o kişi? Önce onun hastalığını tedavi etmeye çalışır. Evet. Ama yanlışı varsa da onu da münasip bir şekilde daha sonra ifade eder. Dolayısıyla bir tebliğcinin de burada Peygamberimizin de örnekliğinden bunu anlıyoruz zaten. Karşısındaki insanı önce kişi olarak suçlamadan onun içinde bulunduğu yanlışları ve hataları veya günahları üzerinde durup onları mantıklı bir şekilde ve merhametle yaklaşarak düzeltmeye çalışması esastır. Aslında Hazreti Peygamber'in kalpleri fetheden üslubu bu. Önce o kalpleri fethetti. Ondan sonra efendim şehirleri fethetti. Yani belki de özel olarak Mekke fethinin olaylarıyla ilgili söylemek mümkün. Bu konuyla ilgili çok eserler var. Var. Özellikle ben yakın zamanda şöyle bir baktım. Fikret Karaman Hoca'nın, Profesör Fikret Karaman Hoca'nın Sünnet Işığında Tebliğ ve Davet. Aynı zamanda Doktor Ahmet Önkal'ın değil mi Hazreti Peygamber'in tebliğ evet. davet metoduna dair başkanlığımızın yayınları içerisinde çıkmış. Çok özel, çok güzel örnekler var. Var. Bu örneklerden istifade etmemek büyük bir kayıp olur hocam. İfade buyurduğunuz gibi. Bizim bu hakikati ulaştırmak hususunda çabamız ve gayretimiz tekrar söylüyorum. O nebevi ölçünün bize öğrettiği biçimde olmalı. Efendim ben böyle anlatıyorum, ben böyle anlıyorum, ben böyle biliyorum deyip kırmadan, dökmeden, usulüne uygun biçimde bunu yaparsak uzun vadede sonuç alabiliriz değil mi? Mesela mübelliğ neler, nasıl davranmalı bu konuda? Ya işte demin de arz etmeye çalıştığımız gibi işte Peygamberimiz mesela buyuruyor ki اِنَّمَا بُعِثْتُ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَحْلَقِ Yani ben insanların aslında fıtratında bulunan güzel ahlakı tamamlamaya, kemale erdirmeye geldim. Bunun için gönderildim buyuruyor. Bunu yapmanın yolu da dediğimiz gibi insanlara, yani Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Firavun'a bile Hazreti Musa'nın kavli leyyin ile hitap etmesi emrediliyor. Evet.
ki o kafirdi yani. Evet, müşrikti. Evet. Yani Allah'ı inkar eden, haşa Allah yerine kendini koyan bir kişiye bile Hazreti Musa'yı Cenab-ı Hak gönderirken diyor ki ona kavli leyyin ile hitap et. Yani bu ne demektir? Sizler de yani bugün bizler de aynı şekilde Peygamber Efendimizin yaptığı gibi, onu takip eden Mevlana'ların yaptığı gibi, Yunus Emre'lerin yaptığı gibi, Hacı Bektaş-ı Veli'lerin yaptığı gibi, işte en başta sevgiyle, ilgiyle, merhametle ve şefkatle yaklaşarak tebliğ görevini yerine getirmek en tesirli olandır. Çocuklarımıza da, aile efradımıza da, bütün insanlara da çok güzel. En güzel, temel, özet leyebileceğimiz husus budur. Şefkat, merhamet, ilgiyle yaklaşmak evet. ve ikna ederek öğretmek. Ve bilgi. Tabii ki bilgi. Sağlıklı bilgi olmaz. Olmadan yani kulaktan duyma, ben tebliğ ediyorum diyerek insanların efendim akıbetlerine dair efendim onlara tesir edecek şeyler söylememek lazım. Onu efendim Kur'an'a, sünnete sorgulatarak değil mi? Sünnetin ölçülerinden geçirerek sunmak lazım. Sunacağımız bu materyalin bu anlamda kalitesi de çok önemli. Tabii. Değil mi? Önce üslup. Sevgi, sonra ilgi, sonra bilgi, sonra vergi. Çok çok güzel. Hocam bazı kısa vadede efendim kendi nefsimizi, kendi düşüncelerimizi, duygularımızı böyle tatmin edebiliriz belki ama tebliğ deyince uzun vadede sonuç almak gerekir. Siz emaneti karşımızdaki insanın, muhatabın omuzlarına en güzel biçimde bırakarak görevinizi yapmanın efendim huzuru ve rahatlığı içinde olmalısınız evet. değil mi? Evet. Evet. Sayın Hocam öncelikle hazır sizi de bulmuşken bir kitabınızdan bahsetmekte fayda görüyorum. Öncelikle hayırlı olsun bu kitap. Teşekkür ederim. Kıymetli izleyenler, dini ve sosyal hayatta irfan geleneğinin yeniden ihyası akademik bilim yayınlarından çıkmış. Sayın hocamızın, Sayın Doktor İhsan Kara'nın bir eseri bugün bana da hediye etmiş hocam. İmzalayarak çok teşekkür kabul ediyorum. Kabul buyurursanız. Estağfurullah, çok teşekkür memnun ediyorum. Oluruz. Programın kıymetli bir hatırası olarak severek Allah kabul edeceğim. İstifade edeceğim inşallah. Ve akademik çalışmalarınızın devamını diliyoruz. Sizden istifade edecek insanlarımızın efendim nice güzel eserleri sizden beklediğini yine burada ifade etmek istiyoruz. Programımızı teşrifinizle çok kıymetli kıldınız. Çok sağ olun. Biz bu hususu ana hatlarıyla dile getirmeye aynen çalıştık. Aynen evet. Ve ama işin özünü az çok evet, özetini vermeye çalıştık. Evet, umarım istifadeli olmuştur. Umarım maksat hasıl olmuştur diye düşünüyorum. Kıymetli izleyenler, Hazreti Peygamber'in davet metodu, Hazreti Peygamber'in tebliğ ve davet metodu başlığıyla sizlerle paylaştığımız programımızın sonuna geldik. Program misafirim Sayın Doktor İhsan Kara hocamızdı. Yalova İl Müftü Yardımcısı olarak görev yapıyor. Kendilerine iştirakleri için yeniden teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Ve yine bilvesiyle Kent 77 ekranlarında tekrar sizi misafir etmek İyi isteriz. Efendim. Efendim yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına sözden öze programımızın sonuna geldik. Özümüz sözümüz bir, işlerimiz bereketli olsun, akşamınız hayırlı olsun. Allah'a emanet olun.